Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, yine muhteşem ve harika bir dua ile siz değerli kardeşlerimle birlikteyim ve konu başlığımız ise şöyle. Bu sırrı taşımasını bilen ömrü boyunca rızık sıkıntısı çekmez. Gönelli Mehmet Efendi'den bir hatırayı aktaracağız arkadaşlar, kuşluk duha namazı hakkında. Gönelli Mehmet Efendi Sultanahmet Camii'ne tayin edilince çevreyi incelemiş dostlar. Fakir ve düşkün kimseleri bulup alakadar olmak istemiş. O civarda oturan ama kör bir kimse olduğunu öğrenince ziyaretine gitmiş. Selam verip, "Efendim, ben Sultanahmet Camii'ne imam geldim. Hem sizi ziyaret etmek hem de üzerime düşen bir vazife varsa onu ifa etmek isterim." demiş. Ama adam, "Hoş geldiniz Hoca Efendi, Allah razı olsun." demiş. Hoca Efendi, "Maaşınız falan var mı?" diye sormuş. "Hayır, yok." cevabını vermiş adam. Hoca Efendi, "Peki başka yerden geliriniz falan?" demiş. Ama adam, "Hayır, herhangi bir gelirim yok." demiş. "Peki neyle geçiniyorsunuz?" diye sorunca ama adam öfkelenmiş. "Bundan size ne efendi? Bir de imamsınız. Rızık kimden hoca? Gidebilirsiniz." diye terslemiş. Hoca Efendi çıkmak zorunda kalmış, lakin o gece gözüne uyku girmemiş. Ertesi gün sabah yine gitmiş ve kapıyı çalmış. Ama adam içeriden "Kimsin?" diye seslenmiş. Hoca Efendi, "Dün kovduğun yüzsüz imam." cevabını vermiş. Ama adam kapıyı açmış. "Gene neye geldin?" diye söylenmiş. Hoca Efendi, "Hiç efendim, ziyaretinize geldim. Beni 1000 defa kovsanız da yine geleceğim." demiş. Ama adam, "Adın ne senin?" demiş. Hoca Efendi, "Adım Mehmet Öğütçü efendim. Gönenli hoca diye tanırlar beni." diye karşılık vermiş. Ama adam bunu duyunca, "Buyur gir içeri, konuşalım." diyerek içeriye buyur etmiş. Hoca Efendi içeriye girince ama adam, "Kusura bakma hoca, dün kalbini kırdım, hakkını helal et." demiş. Hoca Efendi, "Estağfurullah efendim, sizin gözleriniz görmez, kimsenin yardımına ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu nasıl oluyor, sırrınız nedir, meraktayım." deyince ama adam, "Benim sırrım şu hoca efendi, ben her gün kuşluk namazını kıldıktan sonra, 'Ya Rabbi, kuşluk senindir, güzellik senindir, nimet ve her şey senindir. Eğer rızkım gökte ise yere indir, yerde ise çıkar, uzakta ise yaklaştır, haram ise helal et, dar ise genişlet ve elime ilet.' diye dua ederim. Sonra ellerimi yüzüme sürer sürmez biri gelir sağ dizime vurur, 'Aç elini,' der. O günkü ihtiyacımı verir gider. Kuşluk namazı kıldığım her gün bu böyle devam eder. Aynı zat bugün de geldi ve sağ dizime vurarak benim kısmetimi verdikten sonra sol dizime vurarak 'Bunu da Gönenli Mehmet Efendi'ye ver,' dedi. 'Al kısmetini.'" Bu sözleri duyan büyük alim, fakirlerin ve talebelerin manevi babası Gönenli Hoca Efendi, "İlahi ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz." diyerek içli içli ağlamaya başlamış. Hoca Efendi bu hatırasını naklederken şunu ifade etmiştir: "O ama adamdan bu mübarek kısmeti aldıktan sonra ömrü hayatımda hiç darlık ve sıkıntı çekmedim. Rabbim cümlemizi rızkını Allah'tan bilen kullardan eylesin inşallah. Amin." Yukarıdaki duayı arkadaşlar kuşluk namazını kıldıktan sonra 3 veya 7 defa okuyabilirsiniz. Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.